Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde 3. ve dördüncü alıştırmaları hatta düzeltiyorum. 4, 5 ve 6. alıştırmaları yapacağız. Ben hepinize başarılar diliyorum. Alıştırmalarımızı okuyoruz. Aşağıdaki cümlelerde bulunan inne ve benzeri edatları kaldırarak cümleleri yeniden kurunuz demiş arkadaşlar. Örneğimizi okuyoruz. Bakınız arkadaşlar. İnnel amele çalışmak vacibun bir sorumluluktur, bir görevdir. Ala külli insanın her insan üzerine diyoruz. Ya da çalışmak her insanın sorumluluğudur. Her insanın görevidir şeklinde anlayabiliyoruz. Burada dikkat edeceğimiz husus şurası bakın arkadaşlar. İnne burada kendi ismi olan amel kelimesini nasbetmiş etmiş ve nasb alameti fetha olarak ortaya çıkmış. İnne haberin innen haberi merfu olurdu arkadaşlar. Haberi nef ederdi. Ref alameti burada. Biz inneyi kaldırdığımızda cümle müpteda ve haber cümlesine dönecek. Onu söyleyelim. Bakınız inne kalktığında el vacibun ala külli insanin şekline döndü. Çalışmak efendim her insanın görevidir ve anlamını verdik. Bakın buradaki temel değişikliğimiz ya da lafzi değişikliğimiz, gözle görebileceğimiz değişikliğimiz el amel kelimesinin harekesidir. İnneli harekeli ve innesiz kullanımına dikkat edin. Devam ediyoruz. İnallah Allah yan soru yardım eder. El muflise muhlise böyle samimi ya da dürüst e, lidere burada komutana yardım eder diyoruz. Tabii ki inne burada bir tahkik edatıdır ve kesinlikle yardım eder şeklinde de bunu zımnen anlıyoruz. İnneyi kaldırdık bakınız arkadaşlar. inne ve Allah edin Allah lafsının harekesini görüyorsunuz. Bakın Allahu Allah yan surulü muhlis efendim dürüst komutana, samimi komutana yardım eder şeklinde cümlemizi ifade ettik. Laalle belki de el muvazzafîn görevliler mevcudun mevcutturlar. Mevcudu ne olur arkadaşlar? Fi mekati bihim ofislerinde ya da bürolarında diyebiliriz. Bakın laalle ismini nasb ettiği için burada muvazzafîn ya nasb alameti olarak karşımıza çıktı. Bu laalleyi le kaldırdığımızda lealle'nin etkisini de kaldırmış oluyoruz arkadaşlar. Tıpkı inne de olduğu gibi bunlar zaten inne grubu idi. El, bakın kaldırdık el muvazzafun görevliler mevcudu ne mevcutturlar fi bihim ofislerinde e şeklinde dedik ve inley kal lalleyi kaldırdığımızda kelimenin üzerindeki değişikliği bakın burada vav olarak görebilmekteyiz. bil ki diyeceğim ben buna. Enner mutrafim zengin kimseler yüz onlara sorulur. An naim anin naim nimetlerden onlar hesaba çekilir. Ya da nimetlerden onlar hesaba çekilecektir. Diyebiliriz buraya arkadaşlar. Toplu bir anlam verecek olursak da zenginlerin nimetlerden hesaba çekileceğini bil şeklinde burayı anlayabiliriz. Şimdi biz burada evet enneyi kaldıracağız ama biz i de kaldırabiliriz arkadaşlar. Kaldırdığımızda el mutrafun bakınız zenginler yus'luna anindayim nimetlerden hesaba çekilirler şekline dönüştürdük arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. İnne hubbel vatani vatan sevgisi minel imani imandandır. Bakınız burada yine inne gördük ve harekeyi ismini nasbetmiş. etmiş. Bu inneyi kaldırdığımızda nasip alamet de ortadan kalkacak. Hubbul vatani vatan sevgisi minel imani imandandır ee, diyebiliyoruz arkadaşlar. Evet daha şu an harekeyi net görebilirsiniz. Geliyoruz diğer alıştırmamıza. A'tehidü ben inanıyorum. Neye inanıyorum? Enne ha'ula il müderrisin. Bu öğretmenler muhlisun. Samimidirler, dürüsttürler şeklinde anlıyorum bunu. Bakın burada enneyi kaldıracağım. Enneyi kaldıracağım. Ennin amel fonksiyonu görebilmek adına da arkadaşlar. Burada a'tehidü'yü de ben kaldıracağım. Onu söylemiş olayım. Eee ancak burada şunu söyleyebiliriz. Atak diyor kaldırmadan efendim cümlemizi ifade edecek olursak atak ihlasa iflasa ha haula il müderrisin şekline dönüştürürüz. Bu hocaların samimiyetine, dürüstlüğüne inanıyorum şeklinde bir cümle ortaya çıkar arkadaşlar. Ama kaldırıp yazmak istediğimizde de haula il müderrisun bakın burada müderrisin olmuştu. Haula il müderrisun efendim bu hocalar muhlisun samimidir ya da dürüsttür şeklinde burayı anlıyoruz. Bu şekilde düşünebiliyoruz, yapabiliyoruz. Devam edelim. Leyte şebabu. Keşke demek bu leyte. La'alle ile keşke arası leyte arasında şöyle bir fark var. Bir ders sonra ona da temas edeceğiz. Lale olması mümkün olan istekler için, temenniler için arkadaşlar kullanılırken leyte artık olması mümkün olmayan temenniler için kullanılır diyebiliriz. Bakınız hemen okuyalım ve anlamını ifade edelim. Leyte keşke eşşebabe gençlik ya'udu dönse yevmen bir gün. Bu ade geri dönmek anlamındadır. Keşke gençlik bir gün geri dönse şeklinde bunu ifade ederim. Bu Hazreti Ali'ye arkadaşlar atfedilen bir şiirden bir kesittir. Onu da söyleyelim. Lehte şebaba yaudu Yemen şeklinde internete yazarsanız devamını da görebilirsiniz. Evet, burada biz leyteyi attığımızda Bakın şuradaki harekeye dikkat edin. Bu hareke değişecek. Eşşebabu gençlik yavudu Yemen, bir gün geri döner şeklinde burayı anlayabiliyoruz. Tabi anlamına çok da efendim takılmadan buradaki leytenin ya da inne grubunun arkadaşlar fi isim kendi isimleri üzerinde ya da başına geldikleri müpteda haber cümlesinin müptedası üzerinde ne gibi değişiklikler yaptığını görmekte fayda var. Alıştırmamız da bunu buna dikkat çekmek istiyor benim görebildiğim kadarıyla. Gelelim diğer bir alıştırmamıza. Aşağıdaki cümleleri parantez içinde verilen kelimeleri kullanarak yeniden yazınız demiş. Burada şudur. Bir önceki alıştırmanın alıştırmayı adeta tersten yapacağız arkadaşlar. Orada cümlelerden inne ve benzerlerini çıkarmıştık. Burada da inne ve benzerlerini getireceğiz. Yine aradaki farka dikkat etmekte fayda var. El-İslam'ı İslam, munteşirun, yayılmıştır. fi i̇fri Afrika'da, İslam Afrika'da yayılmıştır, yaygındır diyebiliriz. Bakın La'alle geldi, El-İslam'ı oldu. Bakın burada İslam idi, burada İslam oldu. Niye? El-İslam La'allenin, bir kez daha hatırlayalım, ismidir. La'alle ismini nasb eder. Haberinde ref eder. Lallel İslam belki de İslam münteşirun yayılmıştır fi Afrika'ya Afrika'da. Bu şekilde anlıyoruz arkadaşlar. Örneğimizi devam ettiriyoruz. El kitabu kitap. Üstadın hocadır. Kitap bir hocadır. Dedi ki enne sanki gibi anlamına geliyordu malumunuz. Ke ennel kitabe sanki hoca üstadın bir hocadır ya da bir hoca gibidir şeklinde bunu ifade edebiliriz. Bakın keenler kitabı keenlisiz okuduk, el kitabı oldu. El muallimun, öğretmenler, neşidun, çalışkandırlar. İnne getiriyoruz, innel muallimin. Bakın el muallimun, inne geldi, el muallimin oldu arkadaşlar. Öğretmenler, innel muallimine neşidun, öğretmen çalışkandırlar şeklinde burayı anlıyoruz. Devam edelim. Et dalibani iki öğrenci musafirani yolculuk yapıyor ila Ankara'ta Ankara'ya yolculuk yapıyor. Bu dalim enne ifadesini kullan demiş. Tabi burada bizim dikkatimizi çeken ennedir arkadaşlar. Bakınız alimtu ben öğrendim. Niye öğrendim? Enne dalibeyni iki öğrenci musafirani yolculuk yapıyor ila Ankara'ta Ankara'ya. İki öğrencinin Ankara'ya yolculuk yaptığını öğrendim şeklinde burayı anlıyoruz. Bakın ne geldi talibi talibeyin oldu. Bakın burada talibani idi arkadaşlar. Elif gitti, ya geldi yerine. Neden dolayı? En neden dolayı. Gelelim dördüncü alıştırmamıza. Vayfani iki tane misafir calisani oturuyor. Fil odada. Bu hücre oda demek malumunuz. İki misafir odada oturuyor dedik. El bunu enneyi kullan. Yine burada bizim biraz önce arkadaşlar alim ki olduğu gibi dikkatimizi yoğunlaştıracağımız nokta ennedir. Ve enneden sonra gelen isimdir. El bunu enne. Ben zannediyorum ki el iki misafir calisane oturuyor bir hücurati odada. İki misafirin odada oturduğunu zannediyorum şeklinde bu cümlemizi anlayabiliyoruz arkadaşlar. Bakın enne, enne vayfeyni ama burada vayfan. Yukarıda olan burada da hissettirdi kendisine. Devam edelim. El muvavvafun. Görevliler muhlisune. Yürüstürler, samimidirler. Fi işlerinde. Leite ile kullan demiş. Leite de inne grubu. Bakın leite öncesi. Leite öncesi böyle. Leite sonrası bakın böyle. Leite el muvavvafine keşke görevliler muhlisune samimi olsalar fi amalihim işlerinde ya da dürüst olsalar şeklinde anlayabiliyoruz arkadaşlar. Ettilmi zatü kız öğrenciler Naci Hatun başarılıdırlar. İnne getir demiş bakınız. İnneden öncesi ettil midatü, inneden sonrası ettil vati oldu arkadaşlar. İnne midati kız öğrenciler Naci Hatun başarılıdırlar dedik. İnne'nin ismi nasb etti. Cemi ve salimlerin nasb alameti bakınız arkadaşlar kesradır. İnne midati dedik ve devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içinde verilen kelimelerden uygun olanlarıyla doldurunuz demiş arkadaşlar. Biz de dolduracağız ama nasıl doldurduğumuz burada önemli. Şu gelecek, bu gelecek diye ifade etmekten ziyade nasıl dolduracağız, niçin o kelimeyi seçeceğiz bunu görmek istiyor aslında e, alıştırmalarımız. Bakınız okuyalım. el <laughs> ve günahlar kefiratın çoktur. Lakinle ancak, Lakinin ismi mansub olacak ya burada bakın bir bu var mansub, başka da yok mansub olan budur. Lakin Allahe. ancak Allah Rahurun. rahimun, bağışlayan ve merhamet edendir. Allah bağışlayandır şeklinde ifade ederiz. Allah yalnız bağışlar ve merhamet eder şeklinde de bunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Alimtu. Ben öğrendim. Neyi? Enne nokta nokta nacihani fil imtihani. Sınıfta başarılı olduğunu birilerin. Şimdi öğrencilerin. Bakın burada bir öğrenci gördü. Şurada ennenin ismi mansup olacak. Bakın mansup arayalım. Bunu buldum. Bu mansup. Arkadaşlar Dali beyni bu da mansup. Dalibani bu merfu. Şimdi iki mansup var. İki mansuptan hangisini seçeceğim? Bana burada yardımcı olacak unsur burasıdır. Ennenin haberidir. Ennenin haberi tesniye. O zaman ennenin isminin de tesniye olması lazım. Ennenin ismi de Dali beynidir arkadaşlar. Dolayısıyla alimtu enne beyni naci hane fil imtihan şeklinde cümlemizi anlarız ve biz cümlemiz bize sınavda iki öğrencinin başarılı olduğunu öğrendim anlamını verir. Evet, 3'e geçiyoruz. Leytel lususa keşke hırsızlar. Bakın burada lusus hırsızlar demek arkadaşlar. Bir dunu günahlarını ya da suçlarını dedik. Şimdi leyte benim ismi Mansup. Bakın Mansup'u bulduk. O zaman Leyten'in haberi lazım. Leyten haberinin arkadaşlar merfu olduğunu biliyorum ben. Dolayısıyla burada merfu bir şey aracı arayacağım. Mu'teri feyni mansup ya da mecrurdur. Muhtelifun bakın bu merfudur. Muhtelifine mansup ya da mecrurdur. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Cevabımız muhtelifun olsa arkadaşlar keşke hırsızlar suçlarını itiraf etseler şeklinde burayı anlıyoruz ve cevabımız bu olacak. Devam edelim. Kenne sanki nokta nokta raculun fi hadisihi bir adam gibidir konuşmasında diyoruz. Kenne kendinin ismi mansub olacak. Mansub olmayanları belirleyelim. Bakın eledik. Tıflen de mansub. Arkadaşlar tıfle de, tıfle de mansup. Şimdi tıflen biz biliyoruz ki müpteda haber cümlesinde müpteda çoğunlukla merfu efendim düzeltiyorum. Marif olarak karşımıza çıkar. Müpteda nekri olur mu? Olur arkadaşlar. Ama şabedinin haberinin şibih cümle olması gerekir. Burada bir şibih cümle ben göremiyorum. bu bir ikincisi çoğunlukla müptedanın harfi marifi olmasından hareketle bunu da ediyorum. Geriye tıfle kılıyor bakınız. Buraya e, tıfla gelecek Kenne tıfle sanki çocuk Raülün bir adam gibidir Fi hadi konuşmasında e, dedik cevabımız tıfle kelimesi oldu. Devam edelim havee çabaladı el hırsız kaç el herabe kaçmaya. hırsız kaçmaya çabaladı Lakinle ancak, kabadu aleyhi onu yakaladı. Bu kabadu aleyhi yakaladı tuttu anlamına gelir. Lakinin ismi mansup olacak. Mansup ne var? Bu mansup değil merfu. Bu da merfu. E bakın mansup. Arkadaşlar. Buradan tercih yapabilirim. E hem mansupluktan uyuyor. Hem de şu kabada fiilinin faili gizli hüvedir. Geriye dönük hüve müfret simen nes bir sözcüktür müfret mühendisi bulduk. Burada bulduk ama burada bulamadık. Burada bulduk ama burası da merfu. Dolayısıyla şurtiye gelecek. Devam ediyoruz. Laallen nasra belki de yardım. Bakınız laallenin ismi mansub ama haberi merfu. Merfu bir şey bulacağım. Garibetün merfu, garibun merfu, gariben merfu değil. Bu ikisi üzerinde düşüneceğim arkadaşlar. Harbi bütün olmaz. Niye olmaz? Çünkü Nasır kelimesi müzekkerdir. Müzekker bir efendim yani müptedanın müzekker bir arkadaşlar haberi olur. O müpteda haber arasındaki cinsiyet uyumunu da görmekte fayda var. Ali bunu getiriyoruz ve anlamda şöyle oluyor. La nasra belki de yardım. Haribun yakındır şeklinde ifade ediyoruz. Gelelim buraya arkadaşlar. A'takidu. Ben inanıyorum. Enne nokta nokta fil beytil ane. Şu an onun evde olduğuna inanıyorum gibi düşünebiliriz. Tabi arkadaşlar ennen ismi, ennen ismi mansup lazım burada. Merfudur, mecrurdur. Burada bir mansup bulduk. Ve buraya el üstade kelimesi gelecek. A'takidu ennel üstade fil beytil ane. İnanıyorum ki şu an hoca evdedir ya da hocanın şu an evde olduğunu ben olduğuna inanıyorum diyebiliriz. Geliyoruz 8. cümlemize. Lalle belki de mevcudu ne mevcuttur, vardır, bulunmaktadır. Fi mekati bihim ofislerinde. Lalle'nin ismi mansup. Mansup arayacağız arkadaşlar. Bakın muvazzafun merfuldur Muvazzafeyni mansup mecbur olur. El muvazzafîn, bu da olur. Ama mevcuduna baktım ve cemi olduğunu gördüm. Nereden gördüm? Şuradaki vavnundan gördüm. Dolayısıyla muvazzafîn gelecek. Bu tesniyedir. Bu cemidir arkadaşlar. Laallel muvazzafîne mevcudune mekati mekâtibihim. şeklinde cümlemiz olacak ve bu cümle bize e, belki de görevliler ofislerindedir ofislerinde bulunmaktadır anlamını verecek arkadaşlar. Şimdi burayı da ifade ettikten sonra aşağıdaki cümleleri parantez içindeki kelimeleri kullanarak örnekte olduğu gibi yeni gibi değiştiriniz demiş arkadaşlar. Biz de bunu yaptık. Bakalım süreç nasıl yapmışız. Bunu göreceğiz. Alem'i ben biliyorum en ne kesen mühendisin Nacım'ın. Başarılı bir mühendissin. Senin başarılı bir mühendis olduğunu ben biliyorum şeklinde anladım. Burada cümlemiz arkadaşlar entezamirine göre yazılmış. Bu sizi entüma'ya göre çekimleyin demiş. Entüma müzikler ve mühendis için kullanılıyor idi. Dolayısıyla her ikisini düşünerek buradaki cümleyi nasıl oluşturacağımızı ya arkadaşlar belirledik. Bakın alemi ben ineriyorum. Önce müzekkerden başladık. Anne küma siz ikiniz mühendisane mühendissiniz. Nacihane başarılı. Siz ikiniz başarılı mühendissiniz. Devam ediyorum. Bunlar müzekkerdi. Mühendis için alemi anne küma inanıyorum bir şey. Ben biliyorum. alemi öyle diyeceğim artık. Ben biliyorum anne ikiniz mühendis etani başarılı ki bayan mühendissiniz şeklinde ifade ettik. Bu soruya baktığımda ben bu alıştırmamıza ennenin zamirlerle nasıl kullanıldığını bize öğretmeye çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bu cümlemizi e'lemu enne küma mühendisani nacihani de diyebiliriz. İstersek en baştaki cümleyi de ifade edebiliriz. En tüm zamirine göre yeniden kuracağız. Kurduğumuzda karşımıza şu çıktı. Alemu ne, muhendisune ne. İnanıyorum ki e, sizler başarılı mühendislersiniz. Şeklinde ifade ettik. Bakın en tüm küm geldi arkadaşlar zamiri. Değil mi? E, fiil ismi bitişen efendim muttasıl zamiri küm şeklindedir. Onu söyleyelim. Zamirlerimiz muttasıl ve muntasıl olarak ikiye ayrılır. Arkadaşlar o zamirlere göz atmanızda fayda var. Bunu ifade edelim. Biz zaten konumuzda da dersimizin bu video ders serimizin ilk konularında da biz bu konuya değinmiş idik. Entümü böyle yaptık. Geldik entiye. Enti sen demek tabii müennestir. Alemu ben efendim biliyorum. Enniki sen mühendis etün bir mühendissin nacihatün başarılı. Senin başarılı bir mühendis olduğunu biliyorum. Şimdi burada mühendisse mühendis kelimesinde mühendis yaptık bakınız. Sıfat olan naciha, nacihatün kelimesinde mühendis kullandık. Bir üste gelelim tekrardan. Burada küm cemi ya arkadaşlar mühendisün kelimesine cemi yaptık. Nacihun sıfatında yine cemi yaptık gördüğünüz gibi. Müzekker olarak cem yaptık. Çünkü küm müzekker cem için kullanılır. geldi gentünle entünneye. Entünne entün cinsiyet anlamında zıttıdır diyebiliriz. Siz bayanlar demek. Alem ben inanıyorum. Enne künne siz bayanlar. Entünneye uygun bitişik zamirimiz künnedir. Siz bayanlar mühendisatün. Mühendislersiniz. Nacihatün başarılı. Bakın burada künne mühendis ya arkadaşlar o zaman mühendis cemi uygun olarak mühendisat yazdık. Akabinde sıfatında ona uygun şekilde yazdık arkadaşlar. Hiye'ye uygun yap demiş değerli arkadaşlar. Biz de hiye'ye uygun yaptık. Üstelik hüveye uygun da yaptık. Önce hiye'den başlayalım. Alemu ben biliyorum. Enna o o bayan. Mühendis etün, bir mühendistir. Naci hatın başarılı o bayanın başarılı bir mühendis olduğunu ben biliyorum diyebilirim buraya. Bakın ha müfret mühendis kullanım içinde. Burada müfret mühendis mühendis kelimesini onu uygun kullandık. Nacihatün kelimesini de yine arkadaşlar buna uygun kullandık sıfat idi. Hüveye uygun ise alemu hu muhendisun nacihun şeklinde cümlemizi kurduk. Ennehu hu bakın inanıyorum ki o, başarılı bir mühendistir. Bu hu müzekker idi. Müfret müzekker. Mühendis kelimesini müfret müzekker uygun kullandık. Sıfat olan nacihun kelimesinde kelimesini de ona uygun olarak yine kullandık. Gelelim hüm zamirine. Alemu ben yine biliyorum. Enne onlar mühendisune mühendislerdir. Na ne başarılı. Onların başarılı mühendisler olduğunu ben biliyorum dedik arkadaşlar. Bakın burayı hüm yaptık. Ee, mühendis Cem'idir, müzekker Cem'dir. Mühendis'in kelimesini Cem'i Cem müzekkere uygun ya, hale getirdik. Naciho'nu da Cem'i müzekkere uygun hale getirdik. Niye böyle yaptık? Çünkü arkadaşlar bakın burası Ennen'in ismidir. Ennen'in ismiyle Ennen'in haberi diyelim. Cinsiyet ve adet bakımından birbirine uyumlu olacak idi. Bunu e, müpteda haber e, cümlesi ilişkisi bağlamında da düşünebilirsiniz. Arkadaşlar işin özü ta oralarda başlıyor. Oraları anlamışsak buradaki yapılma alıştırmalarının nasıllığını da anlamış oluruz. Evet ben arkadaşlar burada dersimizi bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Arapçayla kalmaya devam edin arkadaşlar.